Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Chiang kitabımızda 5-4 ters matrisin bulunması. İngilizcesi Finding the Inverse Matrix. Yani artık ters matrisi nasıl bulacağımızı öğrenmeye geldi sıra. Ters matrisle ne yapacağımızı biliyoruz. Ya da yapacağımız ya da yapılabilecek çeşitli şeylerden kaçını biliyoruz. Ondan sonra ama ters matrisi bulmayı henüz öğrenmedik. İşte bu derste onu öğreneceğiz. 4 tane slide'ımız var ama 4 yoğun slide bunlar. Dolayısıyla izlemenizi öneririm. Çünkü bunu bol bol kullanacağız. Matris dersi almak bizim yani normalde yapmamız gereken şeylerden biri oldu. Şimdi bu AX eşittir D denkleminde A'nın determinantı sıfırdan farklıysa A'nın tersi var demektir. Şu ters E biliyorsunuz var anlamına geliyor. Ters e a üzeri eksi 1 deyince de a'nın determini a'nın tersi var anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da denktir neye? A tekil değil. A tekil değil demek a'nın tersi var demek zaten. A tekil olsaydı a'nın tersi olmazdı. O zaman determinant da zaten sıfır olurdu. Yani determinantın sıfır olması, a'nın tersinin olmaması ve a'nın tekil olması aynı şey demek. Determinantın sıfır olmaması, A'nın tersinin olması ve A'nın teki olmaması yine denk koşullar bunlar. Peki böyleyse yani A'nın determinantı sıfır değilse ve A'nın tersi varsa yani A tekil değil ise o zaman böyle bir denklem sistemini nasıl çözeriz? Tıpkı sayılarda yaptığımız gibi yani şurası büyük A değil de küçük A gibi bir katayı olsaydı ne yapardık? Her iki tarafı da A'ya bölerdik değil mi? Yani 1 bölü A ile çarpardık. Başka bir deyişle A üzeri eksi 1 ile çarpardık. Bu bir sayı olsaydı A bir matris değil de bir sayı bunlar birer sayı olsalardı X'i bulmak için iki taraf küçük eşittir D bölü küçük A olurdu. Burada da fakat matrislerde bölme diye bir şey yok. Ne var? Tersiyle çarpma var. Aslında sayılarda da yok. Sayılarda da bölme dediğimiz şey tersiyle çarpmaz. Çarpmaya göre tersi neyse o elemanın onun tersiyle çarpma. Yani 1 bölü A ile çarpma. Burada da 1 bölü A yok. Ne var? A üzeri eksi soldan her iki taraftan a üzeri eksi 1 ile çarpacağız. O zaman ne oluyor? A üzeri eksi 1 çarpı a çarpı x eşittir. A üzeri eksi 1 çarpı d oluyor. Eşitliğin bozulmaması için iki tarafa da aynı şeyi yapmamız lazım. Soldan çarpıyorsak soldan çarpacağız. Her tarafı. Matrislerde biliyorsunuz çarpma yer değiştirme özelliğine sahip değil. Onun için ne taraftan çarpıyorsak o taraftan devam edeceğiz. Her iki tarafı da aynı taraftan çarpacağız. Soldan çarpacağız. O zaman a üzeri eksi 1 çarpı a çarpı x eşittir. A üzeri eksi 1 çarpı d oluyor. Peki A üzeri eksi 1 çarpı A nedir? Bir matrisin tersiyle kendisini çarparsak birim matris verir bu. Çarpmaya göre etkisiz eleman. Bir sayısı sayılarda neyse birim matriste matrislerde o biliyorsunuz. Dolayısıyla A üzeri eksi 1 çarpı A I oluyor. Bu sol taraf I x oluyor. Sağ taraf yine A üzeri eksi 1 çarpı D. I x ne? Ne veriyor bize? İşte x yıldız yani çözüm vektörünü veriyor. Niye çözüm vektörü? Çünkü karşıda aslında çözüm değerleri a üzeri eksi 1 çarpı d de bize bu x'in koordinatları nelerse onların her birinin teker teker çözüm değerlerini veren bir vektör veriyor sonuçta. Her şeyi vektör ve matris olarak çözüyoruz dikkat ederseniz. Dolayısıyla x yıldız vektörü a üzeri eksi 1 çarpı d yani bu sistemin tek çözümü olan vektör işte a üzeri eksi 1 çarpı d'ye eşit. Bu da bir vektör zaten ikisi de sütun vektör bunların. A üzeri D kendisi sütun vektör. A üzeri eksi 1 ile çarpınca da yine bir sütun vektör veriyor. X yıldız da bir sütun vektör. Dolayısıyla X yıldızın her bir koordinatı o istediğimiz çözümlere karşılık geliyor. İşte X1 yıldız, X2 yıldız, X3 yıldız, XN yıldıza kadar gidiyor. Peki buraya kadar güzel. Bu denklem çözümü. İyi de A üzeri eksi 1'i nasıl bulacağız? A, yani ters matrisini nasıl bulacağız ki bununla ondan sonra çarpalım. A üzeri eksi 1 çarpı D yapıp işte X yıldızı bulalım. Bu da simgesel olarak çözüm şeyini gösteriyoruz. Çözümünü yani çözüm algoritmasının çözüm yolunu görüyoruz. Ama ters matrisi bulmayı hala öğrenmedik. O zaman bunu öğrenmemiz lazım. Şimdi bunun için başlangıç olarak bir tuhaf işlem öğreneceğiz. Garip bir şey bu. Ama çok işe yarar bir şey. Bir özellik yani geçen derste öğrenmediğimiz bir yeni özellik bu. Çok da ilginç, biraz da tuhaf bir özellik. Bir determinantın yabancı eş çarpanlarla açılması. İngilizcesi expansion of a determinant by alien cofactors. Alien
yabancı anlamına gelir. Öyle bir film de vardı. Uzayda işte bir şey, ne derler, bilim kurgu filmi. Bir garip yaratık işte geliyor, insanların içinde çoğalıyor falan, böyle bir baş belası bir şey. Öyle bir film vardı. Şeydi, yabancı dilimin adı da galiba, Türkçe ismi de, İngilizcesi de Alien'dı. Burada yabancı eş çarpanlar dediğimiz zaman şu anlama geliyor. Bir, bizim şimdi determinant, Laplace açılımıyla determinant alırken ne yapıyoruz? Laplace açılımı yaparken bir satırı seçiyoruz veya bir sütunu seçiyoruz. O satırın elemanlarıyla o satırın kofaktörlerini, yani eş çarpanlarını çarpıyoruz. Sonra da topluyoruz bunları. Yaptığımız şey bu. Laplace açılımı bu. Peki burada şimdi gözümüz kalsa bir yanlış yapsak, ama sistematik bir hata yapsak ve mesela bir satırın, birinci satırın şeyleriyle, elemanlığıyla ikinci satırın kofaktörlerini çarpsak, ikinci satırın eş çarpanlarını çarpsak, o zaman ne olur acaba? İşte yabancı eş çarpanlar dediği bu. Yani bir satır seçmişiz, mesela birinci satırın elemanlarını almışız, ama ikinci satırın eş çarpanlarıyla çarpıyoruz yanlışlıkla bunu. Hepsini sistematik olarak aynı yanlışı yapıyoruz. Sonuçta determinantın değeri daima sıfır. Böyle bir özellik var. Buna özellik 6 diyor kitabımızda. Bir determinantın yabancı, yani yanlış bir satırın ya da sütunun eş çarpanlarıyla açılması daima sıfır değerini verir. Bu bir iddia, görmek lazım. Aslında uzun kanıtı biraz daha şey bunun. Uzun kanıtı biraz daha hani resmi kanıtı çok uzun belki. Fakat bu da ilginç bir şekilde bunun nasıl işlediğini göreceğiz. Yani tam kanıt olmasa bile kanıta çok yakın bir şey de göreceğiz şu anda. Şimdi örnek bir. Bu determinantı mesela ne vermiş burada? İşte 4, 1, 2, 5, 2, 1, 1, 0, 3 diye bir matris vermiş. Bunun determinantını istiyor bizden. Laplace yapacağız. Ama bunu yaparken bu dediğim sistematik hatayı yapacağız ve mesela nereyi almış? Birinci satırın dediğim şeyi, yani birinci satırın elemanlarıyla ikinci satırın kofaktörlerini çarpmış. Gözü kaymış diyelim. İkinci satırın kofaktörlerini, eş çarpanlarını oluşturmuş. Onlarla birinci satırın elemanlarını çarpıp toplamış. Bakalım ne çıkıyor. Bakalım böyle yaparsak biz de yapalım bunu ve görelim ne çıktığını. Şimdi ikinci satırın eş çarpanları, yani kofaktörleri nedir? İşaretleri hatırlayalım. En üst köşeden başlayarak şey yapıyoruz, hani eksi bir üzeri i artı j'ler vardı ya. Onları nasıl yapıyorduk? Her seferinde eksi bir üzeri i artı j hesaplamamak için en sol üst köşeden başlayıp, yani bir birinci yerden başlayıp artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı diye böyle dama tahtası gibi döşüyorduk. Şimdi o zaman ikinci satırın işaretleri kimler? Eksi artı eksi. Bakalım şurada eksi, burada artı, artıyı koymamış. Burada da eksi. Tamam. Kofaktörleri oluşturuyoruz ya, eş çarpanları. Dolayısıyla eksi artı eksisi tamam bir defa koymuş başına. Sonra ne yapacağız? Minörleri oluşturacağız. Yani ikinci satır birinci sütunu silip ne kalıyorsa o. Ne? 1, 2, 0, 3. Bu orası işte 1, 2, 0, 3. İkinci satır ikinci sütunu silersek 4, 2, 1, 3. O da şunlar. 4, 2, 1, 3. O da tamam. Ve ikinci satır üçüncü sütunu silersek ne kalıyor? 4, 1, 0. O da şurası. 4, 1, 1, 0. Tamam. İşaretleri tamam. Minörleri tamam. Ne kaldı? Hesaplayalım. İşte 1 kere 3, 3. 2 kere 0, 0. 3 eksi 0, 3. Başında da eksi var. Eksi 3. Tamam. 4 kere 3, 12. 1 kere 2, 2. 12 eksi 2, 10. Başında da artı var. 10. Bu da tamam. C2, 3'e de bakalım. 4 kere 0, 0. 1 kere 1, 1. 0 eksi 1, eksi 1. Bir de eksiyle çarpılınca 1. O da tamam. Hepsi tamam. Kofaktörler tamam. Eksi 3, 10 ve 1. Bunları kimlerle çarpacağız? Laplace açılımının bu determinantı oluşturmak için. Birinci satırın elemanlarıyla, normalde doğru hesaplasak bunu, ikinci satırın elemanlarıyla, yani 5, 2 ve 1 ile çarpmamız lazım bunları ve toplamamız lazım. 5 ile birinciyi, 2 ile ikinciyi, 1 ile de üçüncü kofaktörü çarpıp toplamamız lazım. Ama böyle yapmıyoruz, işte diyoruz ya, gözümüz kaymış, bir sistematik hata yapmışız. Birinci satırın elemanlarını almışız. İkinci satırın da kofaktörlerini almışız. 4, 1, 2 ile çarpacağız. Yani eksi 3'ü 4 ile çarpacağız. Yani şöyle A1 1 çarpı C2 1.
A12 çarpı C22 2, A13 çarpı C23 3 olacak. Kofaktörler bunlar, elemanlar da bunlar. Dediğimiz sistematik hata yaparak Laplace açılımını oluşturursak işte formülü bu. Uygulaması da bu. Eksi 3, 10 ve 1 kofaktörler demin hesapladığımız. 4, 1, 2 de birinci satırın elemanları. 4, 1, 2 onlar da doğru. 4 kere eksi 3 artı 1 kere 10 artı 2 kere 1. Nedir? 1 kere 10, 10. 2 kere 1, 2, 12. 3 kere 4 de 12. Eksi 12 artı 12, 0. Gerçekten 0 çıkıyor. Bu bir ispat değil, bu bir örnek. Tamam ama 0 çıktı. Yani iddiayı bir defa doğrulandığını gördük sonuçta. Çok bir şey demek değil bu ama burada çalıştı en azından bu kural. Bir yerde çalıştığını gördük. Bakalım niye böyle oluyor bu iş? Biraz daha kanıta yakın bir şey görelim. Şimdi bu daha genel olarak bu garip işlemi şu determinanta uygulayalım. Daha genel yapalım bunu. 3'e 3 ve simgesel bir determinant alalım. Sayısal değil de. Ne yapalım? İşte A matrisi A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Bunun determinantını alacağız. Laplace açılımı ile yapacağız. Ve bu sırada yine aynı hatayı yapalım. Yani birinci satırın şeyleriyle, elemanlarıyla ikinci satırın kofaktörlerini, eş çarpanlarını alıp çarpıp bir determinant açılımı yapalım. Bakalım bu simgesel şekilde aynı şeyi elde edebilecek miyiz? Nedir? Bunun formülünü yazarsak sigmalarla, toplamlarla yani i 1'den 3'e niye? Pardon, burada bir yalnız yanlış j 1'den 3'e olacak. Ya da belki j bu iyi çıkmamış onun için. Çünkü J'ye yani birinci satırı seçmiş, sütunlar boyunca bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla burası J1'den 3'e kadar gidecek. Muhtemelen şey iyi çıkmamış olduğu için bu. Yani kitapta iyi değildir herhalde, J'dir bu diye tahmin ediyorum. Çünkü diğerleri doğru J bunun şeyi katsayısı şeyi indeksi. Çünkü bir satırı seçtik. Sütunlar boyunca topluyoruz. Dolayısıyla J boyunca topluyoruz. J1'den 3'e kadar gidecek. A1J'ler yani J'nin birinci satırın elemanları A11, A12, A13. J değişiyor dikkat ederseniz. İkinci endeks değişiyor. Dolayısıyla J1'den 3'e kadar işte A11, A12, A13 ile çarpacağız. Kimleri çarpacağız? İkinci satırın kofaktörleri. Yani C21, C22, C23 kofaktörleriyle çarpacağız. Birinci satırın elemanlarıyla ikinci satırın kofaktörlerini çarpıyoruz. Eş çarpanlarını çarpıyoruz. Peki kofaktörlerin işaretleri ikinci satırın işte eksi artı eksi biliyorsunuz. Birinci satırın artı eksi artı sonra eksi artı eksi sonra artı eksi artı. Dolayısıyla eksi artı eksi geliyor. Onlar tamam. Elemanları da başa koyuyoruz. Onlar da aslında bu işaretler bu minörlere ait yani yerlere ait ve o kofaktörleri oluşturmakta işe yarıyor ama estetik bakımdan ve gariplik olmasın diye A11'i sona koyacak halimiz yok. A11'i başa koyuyoruz dolayısıyla. Yani elemanları da şu şekilde A11, A12, A13 diye koyuyoruz. İşaretler tamam. Elemanlar tamam. Bir de minörleri doğru koyduk mu ondan sonra lap diyoruz. Yalnız kimin minörlerini? İkinci satırın minörlerini. Bu garip bir yanlış işlem yapıyoruz şu anda. Ama sistematik olarak yapıyoruz bunu. Yani bir oradan bir buradan almıyoruz. Kofaktörler hepsi ikinci satırın, elemanlar da hepsi birinci satırın. Peki. Sonra işte birinci şey satır birinci sütunu silince A12, A13, A32, A33, A12, A13, A32, A33 tamam. Birinci satır iki sütunu silince A11, A13, A31, A33 o da şurası, o da tamam. Ve birinci satır üçüncü sütunu silince A11, A12, A31, A32 o da tamam. Minörler de doğru oluşturulmuş. İşte bu şeyleri alıp da işte ne derler? Sarrus'le birazları alıp ondan sonra da işte A11 ile çarpınca ne olacak? A11, A12, A33 başında eksi şu. Sonra A1 eksi kere eksi artı olacak. A11, A13, A32 o burası. Tamam. Sonra A12, A11, A13 yani A11, A12, A33 pardon A33, A11 yani A12 çarpı A11 çarpı A33 ve artı olarak gelecek. A1 çarpı ve A12 çarpı işte A11, A33 şu. Tamam. Yeri değişmiş ama önemli değil. Aynı çarpım.
Sonra eksi olarak gelecek tersten. Bunun başı artı ama ters çapraz olduğu için eksi. A1-2, A1-3, A3-1. A1-2, A1-3, A3-1 eksiyle geliyor. Tamam. Sonra başında eksi var. A1-3, A1-1, A3-2. Yani A1-1, A1-3, A3-2. O da bu. Başında eksi. Tamam. Ve eksi artı olduğu için artı en sonuncusu. A1-2, A3-1, A1-3. O da şu. Yerleri değişik olabilir. Önemli değil. Tamam. Bütün çaprazlar, bütün şeyler. Tamam. İşlemi doğru yaptık. Peki bakalım şimdi. İddia ettiği gibi sıfır mı gerçekten? Bu artılarla eksilerin birbirlerini götürmesi lazım. Şimdi eksi A11, A12, A33. Böyle birisi de var mı daha? Şurada A11, A12, A33. Bu artılısı, bu eksilisi gitti bunlar. Birbirlerini götürdüler. Tamam. Artı ile eksi aynı şeyler yok etti birbirini. Sıfır. Sonra A11, A13, A32. Bunun eksilisini bulmam lazım. A11, A13, A32. Burada var eksilisi. Bu ikinciyle de şunlar gitti. Bu da gitti. Sonuncu da A11, A12, A33 artılısı. Yok o buydu. O bununla gitti. Şu kaldı galiba. A12, A13, A31. Bu eksilisi. Bu da A12, A13, A31. Bu da artılısı. Bunlar da birbirlerini götürdü. Kimse kalmadı. Demek ki sıfır. Gerçekten doğruymuş. İkişer ikişer bu artılı eksiler birbirlerini götürüyorlar. Çünkü aynı şeyler, aynı çarpımlar bunlar. Artılı eksilisi birbirini götürünce sıfır kalıyor. Çok güzel. Demek ki kural böyle de çalıştı. Dediğim gibi bu da tam bir kanıt değil. Tüm boyutlar için de ama 3'e 3 ve simgesel bir matriste de bunun çalıştığını gördük. Peki ama bu niye böyle oluyor? Yani biz burada bir Laplace açılımı yapıyoruz. Hesapladığımız şeyde bir determinant. Yani bu hesaplarda bir yanlış yok. Yanlış yaptığımız şey bir satırın elemanları öbür satırın kofaktörlerini çarpmaktan ibaret. Sonunda sistematik bir iş yapıyoruz. Bunu yaparak acaba ne yaptık? Biz bir determinant hesapladık ama kimin determinantını hesapladık acaba? Cevabı şu yanda. A yıldız diye başka bir matrisin determinantını hesapladık bu işlemi yapmakla. Ne bu? Bu işte A11, A12, A13, A11, A12, A13, A31, A32, A33 olan matrisin determinantını hesapladık biz bunu yapmakla. İnanmayanlar şunu Sarrus'la veya Laplace'la hesaplayıp gerçekten de böyle olduğunu görebilirler. Hatta hemen beraber de bakabiliriz. Yani A11, A12, A33 işte şurada. A11, A12, A33 şurada. A12, A13, A31 artılısı A12, A13, A31 o burada. A13, A11, A32, A11, A13, A32 o da burada. Artılar tamam. Eksilere bakalım. A11, A13, A32 eksi A11, A13 nerede o? A11, A13, A32 o eksilisi bu. Sonra şunu yaptık. Ne ya da şöyle A11, tersten gidiyoruz. A11, A13, A32 tamam. Eksilisi var. A12, A11, A3, A12, A13, nerede? Yani A12, A11, A33. O şu eksilisi. A11, A12, A33 eksilisi. O da tamam. Ve şu. A13, A12, A31. A13, A1-2, A3-1. O da şu eksilisi. Tamam. Bütün çaprazlar tamam burada da. Sarrus'ta da kontrol edebiliriz. Gerçekten de şurada açtığımız determinant, şu yaptığımız işlem, bu yabancı kofaktörler, yani birinci satırın elemanlarıyla, ikinci sütunun kofaktörleriyle birlikte böyle bir determinant açtığımız zaman Laplace'da neymiş? Aslında şu matrisin determinantı. A1-1, A1-2, A1-3, A1-2, A1-3, A3, A3-2, A3-3 matrisin determinantı. Peki ne görüyoruz burada? Birinci ve ikinci satırları aynı bu matris. Bir satırı diğer satırının katı. Aynısı. Dolayısıyla bu matris de satırları doğrusal bağımlı. Dolayısıyla da ne olacaktır? Determinantı sıfır olacaktır. Yani tekil olacaktır bu matris. İşte determinantın sıfır olmasının nedeni bu aslında bu işlemi yapmakta. Yani yabancı kofaktörlerle, alyan faktörlerle açtığımız zaman, Laplace açılımını yaptığımız zaman, determinantı hesapladığımız zaman aslında biz bir o hesaplamak istediğimiz şeyi değil, matrisin determinantını değil, onun bir satırının iki kere yazılmış veya bir sütunun iki
yazılmış halinin determinantını hesaplıyoruz. Yani işin içine bir doğrusal bağımlılık ilişkisi sokuşturuyoruz. Onun için de o determinant daima sıfır oluyor. Dediğim gibi bu bir kanıt değil ama kanıta çok yakın bir şey. İşin mantığını anlatıyor bize. Bunu genel kanıtını tüm herhangi bir en boyutunda yapmak lazım. O uzun iş. Ama burada görürüz niye böyle olduğunu sonuçta. Peki şimdi dolayısıyla bu aslında başka bir A yıldız determinantının ikinci satırdan düzgün açılımıdır. Yani yabancı kofaktörlerle bu garip açılım, ters şeyi açılım, yanlış açılım aslında başka bir doğrusal bağımlı bir matrisin düzgün açılımı. Ve A yıldız matrisinin işte dediğimiz gibi birinci ve ikinci satırları aynı olduğu için dolayısıyla A yıldız determinantı sıfır. Şimdi bunu size ödev. Ben burada Sarrus'la kontrol ettim ama siz de bir de Laplace'la kontrol edin. Aynı şeyi yapın. Mesela A yıldızı alın şunu. Ondan sonra bunun iki satırının eş çarpanları ve elemanlarıyla yani düzgün açarak ikinci satırından bunu doğrulayın bakalım görün. Birinci satırdan da açsanız olur. İkinci satırdan da burada. İkinci sat daha. Üçüncü satır neresinden içer isterseniz açın. İster satırdan ister şuradan. Bir tanesini seçip onunla Laplace açılımını yaptığınız zaman aynı şeyin çıktığını göreceksiniz. Sarrus'ta ben demin gösterdim zaten. Siz de Laplace'la hem eliniz Laplace'a alışsın hem de bir görün bakalım gerçekten bu determinantın bu matrisin A yıldızın determinantı olduğunu. Ve genelde bu kuralı şöyle özetleyebiliriz. Tüm N boyutlu matrislerin determinantları için işte bu da ne diyor? J birden N'ye A i J C i üssü J. Yani i'inci satırı seçmişim, onun elemanlarını almışım. Ama kofaktörleri i'den başka i üssü diye başka bir satırın kofaktörlerini alıp toplarsam sıfır veriyor diyor. i üssünden farklı olmak üzere. Aynı elemanlar, aynı satırın elemanları ve aynı satırın kofaktörleri değil, farklı satırın kofaktörleri. Demin yaptığım iş. Yani i'inci satırın elemanları ve i üssüncü diğer bir satırın eş çarpanlarıyla açarsam işte bu demek. İngilizcesi expansion by ith row and cofactors of i primed row. Böyle okunur. I prime denilir bunu. Sonra j'inci sütunun elemanları ve j üssüncü sütunun eş çarpanlarıyla açarsam j, j üssünden farklı olmak üzere yani bir sütunun elemanları başka bir sütunun kofaktörleriyle çarparak açarsam onun da genel gösterimi işte sigma i birden n'ye a i j c i j üssü. Yani j'inci sütununu seçtim, elemanlarını aldım, i'ler boyunca topluyorum. Ama kofaktörleri j üssü diğer bir sütundan aldım. Onları da bu işlemi yaptığım zaman yine sıfır çıkacak determinant işte. İngilizcesi expansion by jth column and cofactors of the j primed column. Peki. Burada neyi verdim? Bu aslında kitapta bu şekilde vermemiş ama gidin bakın demiş. Ben gidin bakın diyene kadar buraya koymayı tercih ettim. Bu düzgün açılı formülleri. Hani hatırlatalım kendimizi diye. Bu şeyin normal i'inci satırdan açılımı, Laplace açılımı. Yani i'inci satırın elemanlarıyla i'inci sütunun i'inci satırın kofaktörlerinin çarpımını toplamak. J birden N'ye kadar sütunlar boyunca tabii satırı seçince sütunlar boyunca topluyorum. Sütunu seçince de satırlar boyunca topluyorum. Dolayısıyla bu niye yok olmuş? Burada da bir A determinant olması lazım. Neyse. A'nın determinantı toplam J birden N'ye kadar sigma biliyorsunuz toplam demektir. J birden N'ye kadar A i J, C i J'lerdir. Bu düzgün Laplace i'inci satırdan Laplace yani expansion by the ith row. Yok aynı determinantı j'inci sütundan hesaplamak istersem o zaman satırlar boyunca yani i birden n'ye kadar toplamam lazım. Neyleri? A i j, c i j'leri. Dolayısıyla da yabancı kofaktörlerle açarsam bu determinant daima sıfır olur. Ancak kendisi düzgün satır ve sütunun şeyin satırın yani hangi satırı veya sütunu seçmişsem o satırın elemanları ve o satırın kofaktörü ya da o sütunun elemanları ve o sütunun kofaktörleriyle çarpıp toplarsam da o zaman gerçek determinantı hesaplamış olurum. Bu öbür türlü daima sıfır bulur. İşte şey bu. İşin özü bu yaptığımız işin bu garip şeyin ne derler yabancı kofaktörleri açmanın olayı bu. Şimdi bunu kullanacağız. Bunu kullanacağız. Geldik matris tersi almaya. Bu özelliği matris tersi almakta kullanacağız aslında. Matris tersinin bir nevi kanıtını yapmakta kullanacağız aslında. Şimdi tekil olmayan yani tersi olan bir simgesel A matrisini alıp onun
her bir yerine ait eş çarpanlarını oluşturacağız. Ve bunlarla eş çarpanlar matrisini, İngilizcesi cofactor matrix, eş çarpanlar matrisi, buna C deniyor. Cofactor'ın baş harfi C. C matrisi deniliyor. Bu C matrisi, burada uzun uzun yazmadım artık. Daha sonra göreceğiz zaten. Bir tane şeyde, iki örnekte bu C matrisinin neye benzediğini de göreceğiz. Ama biz kofaktörler, hani eş çarpanlar oluşturuyoruz ya, bir satır bir sütunu silip geri kalanlardan işte bir minör oluşturuyoruz. Onu hesaplıyoruz. Başına da artı eksi hangisi varsa işte onu koyuyoruz. Bunlara kofaktör diyoruz, eş çarpanlar. Her bir yere, yani 1, 1, 1, 2, 1, 3, işte 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, daha fazla. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 filan böyle gidiyor. Neyse, kaçsa matrisimiz. Onun her bir yerine ait kofaktörleri oluşturup böyle şurada olduğu gibi böyle bir kocaman kofaktörler matrisi yaparsam işte buna kofaktörler matrisi, eş çarpanlar matrisi diyoruz. C ile gösteriyoruz. Yani bunun her bir yerinde bir C'ler var. Köşesi, en köşedeki mesela C11, C12, C13, C21, C22, C23 diye burada hep şeyler, minörler ve başlarında işaretleri var. Artı eksileri de var. Kofaktörler oluyorlar. Ha, bu matrise işte kofaktörler matrisi diyor. Yani şöyle bir A matrisimiz var. Bunun tersini bulmaya çalışıyoruz. N çarpı N, tabii ters olması için. Determinantın da olmadığı için. İşte A1'den A1N'ye, AN1'den ANN'ye kadar bir matris. Bunun determinantının da sıfırdan farklı olduğunu varsayıyoruz. Elimizde sayısal değerler olsa alır bakarız, öyle mi değil mi diye. Sıfırdan farklı değilse, sıfırsa zaten tersi yoktur, yapacak bir şey yoktur. Sıfırdan farklı olmalı ki tersi olsun. Tamam, güzel. Peki sonra ne yapacağız? Sonra bu şekilde yaptığımız kofaktörler matrisini, yani eş çarpanlar matrisini devireceğiz, devriğini alacağız. C üssü matrisini alacağız. Bu da N çarpı N tabii ki. Her şey N çarpı N. Ve buna ek matris A diyoruz. Türkçesi ek matris, İngilizcesi adjoint matrix. Kısaca ek A diye Türkçede ifade ediliyor. İngilizcede de adjoint A, edge A diye şu şekilde ifade ediliyor. ADJ A dediğimiz zaman veya ek A Türkçede ya da İngilizcede de ADJ A, adjoint'in baş harfi. Türkçede de ek matrisin eki işte ek A deniliyor bu matrise. Yani kofaktörler matrisinin devriği. O işte bu. Bakın, normalde kofaktörler matrisi C11, C12, C13, C21, C22, C3, işte 2N'ye kadar, C1 en sonucu da CN1'den CNN'ye kadar gidecekti. Ama devirince satırları sütunları satır oldu. Dolayısıyla C11, C21, CN1 oldu burası. Birinci satırı kofaktörlerin, onun devriğinin yani ek matrisin birinci şeyi. Daha doğrusu ne derler? Kofaktörler matrisinin birinci sütunu, ek matrisin birinci satırı oldu. Dolayısıyla C11, C21, CN1 oldu burası. Öbürü C12, C22, CN2 oldu. Burası da C1N, C2N, CNN oldu. Normalde burası CN1, CN2, CNN olması lazım. Ama C1N, C2N, CNN diye gidiyor. Çünkü onu devirdik, devriğini aldık. Bu kofaktörler matrisinin devrilmiş hali, yani ek matris A ya da adjoint A İngilizcesi. Peki ondan sonra ne yapıyoruz? Bu ek matrisle, yani C'nin devriğiyle sol taraftan A'yı çarpıyoruz. A çarpı C üssü yapıyoruz. Niye? Bir şey görmek için. A ile C üssünü çarpıyoruz. Yani A nedir? İşte A'nın elemanları A11, A12, A1N, A21 bilmem ne. Şu A bu. Bununla şunun her bir satırıyla şunun her bir sütununu çarpıyoruz. Ne oluyor? A11 çarpı C11 artı A12 çarpı C12 A1N, C1N'ye kadar gidiyor. Yani A1C, J1C'lerin J1'den N'ye kadar toplamı. İlk birinci yeri bu çarpım matrisinin bu. İkinci yerine A11, C21, A12, C22 filan gidiyor böyle. A1N, C2N'ye kadar. Dolayısıyla ne? A1J'lerin C2J'lerle, dikkat edin. A1J'ler bunlar. Birinci satır A1J'ler. Bunlar da C2J'ler. Hep ikisi aynı. J'si değişiyor. Sütunu değişiyor. Dolayısıyla C, yani şeye, ikinci boyutu, ikinci indeksi. Bu da C2J'ler bunlar. A1J'lerle C2J'ler toplanıyor. Bunu bu şekilde devam edince sonuncusu da işte A11 CN1, A2 CN2, A1N CNN'ye kadar. Yani A1J ile CNJ'lerin çarpılıp toplamı
olması C1'den N'ye kadar. Bunları böyle yapınca işte her birini teker teker yapıp en sonuncusu da AN1, CN1, AN2, CN2, ANN, CNN'ye kadar gidiyor. Şurası yani ANJ, CNJ'lerin toplamı J1'den N'ye kadar. Bunları böyle oluşturunca her biri birer işte şöyle şunları çarpıp toplayınca şu her bir eleman her bir yer bu elemanlardan oluşuyor. Bu malzeme, bu çarpı şeylerden. Yani bu işte çarpımların toplamından oluşuyor. Peki bu normal matris çarpımı bir numara yok burada. Peki şimdi bu oluşturduğumuz şeye dikkatle bakalım. Dikkatle bakalım. Dikkat ederseniz şunların her biri şu yerlerin her birinde birer determinant var, birer Laplace açılımı var. Bunların her biri birer Laplace formülü. Dolayısıyla bunlar her biri birer determinant. Peki bunda bu determinantlar ne? Bir bakalım. Mesela bu ne? Birinci yerdeki A1J, C1J. Düzgün mü? Düzgün. Bak şeyler tutuyor birbirlerini. İndeksler tutuyor. A1J, C1J'lerin toplamı J1'den N'ye kadar. Bu kim? Bu A'nın determinantı işte. A'nın determinantı. Demek ki birinci yerde bu AC üssü yani A ile ek A'yı çarptığım zaman birinci yerinde A'nın determinantını buluyorum. Peki şeyde ne buluyorum? İkinci yerinde A2C, C2C A2J, C2J'lerin J1'den N'ye kadar toplamı. Bu da düzgün. Bu da A'nın determinantı. Böyle böyle gidiyor köşegende. ANJ, CNJ'lerin toplamı çarpımının toplamı J1'den N'ye. Bu da öyle. Bu da A'nın determinantı. Bunlar her birisi tek tek A'nın her bir satırından açılmış determinantlar. J'ler boyunca topladığım zaman bunlar her biri aslında A'nın bir satırının detayından açılmış determinantlar oluyor. Dolayısıyla A'nın determinantları. Ana köşegende A'nın determinantları var. Peki köşegen dışında ne var? Bakalım. A1J, C2J'lerin toplamı. Birinci satırın elemanlarıyla ikinci satırın kofaktörlerini çarpıp topmuş. Bu ne? Bu işte alyan, yabancı kofaktörlerle açma. Yani sıfır bu işte. Burası sıfır. Bunun yanındaki de öyle, bunun yanındaki de öyle. Sonuncusu da bak A1J, CNJ. Yani ana köşegen dışında düzgün bir determinant yok. Hepsi yabancı kofaktörlerle açılmış determinantlar. Hiçbirisi tutmuyor. Sadece ana köşegendekiler tutuyor. A1J, C2J, A1J, CNJ. Halbuki burada N'de bir olması lazım. Öyle değil. Başka bir N. A1J, CNJ, A1J, C2J. Burada A1J, C1J olsa şu o zaman düzgün olacaktır. Geri kalan malzeme yani bakın burası da öyle. A2J, C1J, ANJ, C1J, ANJ, C2J. Hiçbirisi tutmuyor. Ana köşegen haricindeki hiçbir şeyle elemanla kofaktör birbirlerini tutmuyorlar. Bunlar alyen. Yani yabancı kofaktörlerle açılmış determinantlar hepsi sıfır. Yani ana köşegen dışındaki tüm malzemesi sıfır bu matrisin. İşte burada olduğu gibi. Peki, ben biliyorum ki şeyi ne derler? Yani bu şeyi, bu bir matris. Demek ki bu matrisin her bir şeyinden ne derler? Her bir satırı sanki determinant A ile çarpılmış gibi düşünüp bu determinant A'yı dışarı alabilirim. Dikkat edin bunun kendisi determinant değil. A'nın determinantı var içinde ama kendisi bir matris. Dolayısıyla da bu da AC üssü çarpım matrisi bu. Dolayısıyla sıfırla çarpılanlar hepsi sıfır olur. Burada da 1 ile çarpılmış demek ki bunlar. Dolayısıyla A'nın determinantı olmuş. O zaman bütün bu matristen A'nın determinantını dışarı alırsam ne elde ederim? Ana köşegeninde birler, geri kalan malzemesi sıfır olan birim matris elde ederim. İşte bu A ile C'nin çarpımı aslında A'nın determinantı çarpı aynı boyutta birim matris. N boyutunda bir birim matris. Yani A'nın determinantı çarpı I'ni. Ha. İlginç. Niye? Niye? Çünkü şimdi ben bu elde ettiğim ne elde ettim ben? AC üssü eşittir A'nın determinantı çarpı birim matris elde ettim. Peki bu iki tarafını determinant A'ya versem değil mi? Ne olur? AC üssü bölü determinant A eşittir I olur. Burada I yalnız kalır. Demek ki A matrisi ile C üssü bölü determinant A'yı çarpınca bana birim matris veriyor. Bu ne demektir? C üssü bölü determinant A ya da 1 bölü determinant A çarpı ek matris demek ki A'nın tersidir demektir. Şimdi
bu dediklerimizi tekrar bir şey yapalım, gözden geçirelim. AC üssü matrisi, yani A ile A'nın ek matrisi. Ben genellikle buraya bir de küçük A koyarım. Aslında burada koymamışım. Şeyde kendim yazdığım zaman koyuyorum bunu, kitaptan direkt şey yaptığım için burada şey yapmadım, ama C üssü A derim buna. Küçük A koyarım ki hangi matrisin ek matrisi olduğu belli olsun diye. Ondan sonra yani A burada tek bir matris var, ama A matrisi var sonuçta. Onunla ek matrisini çarptığım zaman bunun ana köşegeni determinant A'nın doğru Laplace açılımlarından, köşegen dışı elemanlar ise yabancı eş çarpanları açılımından oluşuyor gördüğümüz gibi. Yani sıfıra eşit oluyor köşegen dışı elemanları. Köşegendeki elemanları da determinant A oluyor. Dolayısıyla A çarpı C üssü determinant A çarpı I oluyor şurada gördüğümüz gibi. Her iki tarafı da determinant A'ya bölerek A çarpı C üssü bölü determinant A'yı I bölüyoruz, buluyoruz. Veya A çarpı C 1 bölü determinant A çarpı C üssü diye bir matris olarak görebiliriz bunu. Bunu da I, yani birim matrise eşit bu çarpım. Ne demek bu? Demek ki C üssü bölü determinant A işte A'nın ters matrisi. Yani bu ek matrisi alıp bir determinant A ile çarpılınca, yani her bütün elemanların determinant A'ya bölünce şey oluyor. Ne derler? Matrisin tersini bulmuş oluyoruz. Evet. Pekala. Şimdi. O zaman yani aslında göründü ne oldu, ama daha sistematik, daha şey yapmak için, daha resmi yapmak için ne yapmış? Madem A çarpı C üssü bölü determinant A I'ya eşit, iki tarafı A üzeri eksi 1 ile çarpayım demiş soldan. Bunu da çarpınca ne oluyor? A üssü, yani A üzeri eksi 1 ile A çarpınca birim matris veriyor. O zaman burada ne kalıyor? C üssü bölü determinant A kalıyor. Bu da işte A üzeri eksi 1 çarpı birim matris, yani A üzeri eksi 1'e eşit oluyor. Dolayısıyla işte demin söylediğimiz şeyi daha resmi görmüş oluyoruz. Dolayısıyla da C üssü bölü determinant A, A üzeri eksi 1'e eşit oluyor. Veya işte A üzeri eksi 1, en çok kullanılan hali budur. 1 bölü determinant A çarpı A DJ A veya ek A. Yani ek A matrisini, yani kofaktörlerin devrini, kofaktörler matrisinin devrini bölü determinant A ile çarparsak işte A'nın ters matrisini bulmuş oluruz. Peki şimdi bakalım, bir iki örnek üzerinde güzel bir sürü şey anlattık, ama yapılması nasıl? Yapılması aslında kolay, o kadar da zor değil. 2'ye 2 de çok kolay, 3'e 3 de biraz daha uzuyor, 4'te 4'te bayağı uzayabilir, ama yani sonuçta düzgün şey bir yöntem bu. Yani kaça kaçtaysa zamana bakar. Yoksa yapılması zor bir şey değil, fakat aşamalarını doğru yapmak lazım. Şimdi bir örnek üzerinde görelim. A matrisi 3, 2, 1, 0 matrisiymiş. Böyle bir matris verilmiş. Determinantına bakalım. 3 kere 0, 0. Eksi 2 kere 1, 2. Eksi 2. Tamam, sıfırdan farklı. Determinantı bu matrisin eksi 2, sıfırdan farklı. Demek ki tekil değil, tersi var. O zaman tersini bulmaya girişebiliriz. Tersi yoksa girişmenin anlamı yok zaten. Değil mi? Ha, peki. Ne yapacağız? İlk önce kofaktörler matrisini oluşturacağız. Yani eş çarpanlar matrisini, C'yi oluşturacağız. Nedir bu? Formül olarak C11, C12, C21, C22, her bir yere ait kofaktörlerden, eş çarpanlardan oluşan matris demek bu. Formülü de bu işte. Ben klasik sınav yaparken bunların hepsini sorduğumda tamam bunları falan yani. Ama işte test olduğu zaman şey yapamıyorum. Siz yine de öğrenin bunların hepsini, bütün aşamalarını falan. Ondan sonra testte de direkt yaptıramam size, ama çeşitli şekillerde sorabilirim bunları tabii ki. Matris tersi almayı bilmeniz lazım her aşamasını. Ha, ondan sonra iki. Şimdi nedir? C11 dediği şey birinci satır, birinci sütun silinince geriye kalan neyse o. Sıfır. Tamam. İşaretleri ne? Artı, eksi, eksi, artı. İki satır var. Artı ile başlıyoruz. Artı, eksi, eksi, artı. Dolayısıyla artı, eksi, eksi, artı olacak işaretleri. Kofaktörler ise her bir satır sütunu silince geriye ne kalıyorsa onun determinantı. Birinci satır, birinci sütunu silince sıfır kalıyor. Sıfırın determinantı da kendisi sıfır. Artı ile geliyor. Sıfır. Tamam. İkinci, yani birinci satır, ikinci sütun, birinci satır, ikinci sütunu silince 1 kalıyor geriye.
Demek ki şu C1 2'nin yerine 1 gelecek ama bir de eksi gelecek. Çünkü bu yerin işareti eksi. Eksi 1 olacak. İkinci satır birinci sütunun minörü 2. İkinci satır birinci sütunu silince geriye 2 kalıyor. Başında da eksi var. Artı eksi. Eksi artı gidiyor bu tahtası gibi. Ha, o zaman 2 olduğuna göre bir de eksi geliyor. Eksi 2 tamam. Ve ondan sonra bu ikinci satır ikinci sütunu silince de 3 kalıyor. İşareti de 3 şey artı artı 3. Tamam bu da tamam. İşte bu doğru yaptık. Kofaktörler matrisinin kendisi bu. 0, eksi 1, eksi 2, 3. Peki sonra ne yapacağız? Bunu devireceğiz. Şurada eşitler güzel çıkmamış. Nedense mavi gibi görünmüş. C üssü yani A matrisi. İngilizcesi adjoint A. Yani C üssü kofaktörler matrisinin devriğini alacağız. Yani 0 eksi 1 satırı birinci sütun olacak. 0 eksi 1 sütun ve eksi 2 sütunu. Yani 0 eksi 2 eksi 1 3 matrisi olacak. 0 eksi 2 birinci sütunu birinci satır. İkinci sütunu ikinci satır olan matris. Bu da ek A matrisi bu. 0 eksi 2 eksi 1 3. Bir de bunu ne ile çarpacağız? 1 bölü determinant A ile çarpacağız. Determinant A neydi? Eksi 2. Yani 1 bölü eksi 2. Başka bir deyişle eksi 1 bölü 2 ile çarpacağız. Bu ek matrisi. Ek A'yı. Yani eksi 1 bölü 2, 0, eksi 2, eksi 1, 3 oluyor. Bu da tamam. Çarptığımız zaman 0 kere eksi 1, yani bu genellikle böyle bırakılır. İçine illa hani çarpacaksınız diye bir şey yok. Başında bu şu halinde bırakırsanız eksi 1 bölü 2, 0, eksi 2, eksi 1, 3 yine olur. Ama daha güzel olsun içiyle de çarpalım dersek o zaman eksi 1 bölü 2 kere 0, 0, eksi 1 bölü 2 kere eksi 2, 1, eksi 2 bölü eksi 1. Eksi 1 kere eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 kere 3 de eksi 3 bölü 2. İşte A matrisinin yani 3, 2, 1, 0 matrisinin ters matrisi 0, 1, 1, 1, 2, eksi 3 bölü 2'ymiş. İşte buymuş. Ödev olarak inanmayan, inanan da yapsın, inanmayan da yapsın. A ile A üssünü, şey A üzeri eksi 1'i hangi taraftan isterseniz çarpın. Birim matris verdiğini göreceksiniz. Yani bu bunun tersi. Bu işin bir de kolaylığı vardır. Belki dershanede falan bazı yerlerde karşınıza çıkmış olabilir. 2'ye 2 matriste şöyle bir şey yapılır. Bir defa determinantı alınır ve sıfırdan farklı olduğu görülür. Bir defa determinantını görmek lazım. Ondan sonra bu ek matrisi bulmanın kolay yolu ana köşegeni birbiriyle değiştirmek. Yani 0'ı yukarı, 3'ü aşağı almak burada. Ve ters köşegeni de eksi yapmaktır. Yani 0 ana köşegende 0 ve 3, ters köşegende eksi 2 ve eksi 1 olan matristir. Bunun kolay yolu budur şeyde. Ek matrisi bulmanın. Bakalım 0 ile 3 bak yer değiştirmiş. Eksi 2 ve eksi 1 kendi yerinde, 2 1 kendi yerinde fakat eksi olmuşlar. Yani ana köşegendekilerin yerini değiştirip ters köşegendekileri de eksi 1 ile çarpınca ek matrisi bulursunuz. Kolay yolu budur bunun. İstemez de işe yarar bunlar. Şey kısa yol yani. Uzun yoldan yaparsanız normal işte sonuçta buraya çıkıyor aynı yere çıkıyor. Onun kısa yolu 2'ye 2 de budur. 3'e 3 de pek öyle kısa yol yok. En azından benim bildiğim yok. Ha, peki bir tane de 3'e 3 örnek yapalım ve görelim. Şimdi B matrisi 4 1 eksi 1 0 3 2 3 0 7 böyle bir matris verilmiş. Bunun determinantını hesapladığınız zaman 99 çıkıyor. Ben hesapladım çıktı. Siz de hesaplayın. Çıkın bakın. 4 kere 3 12. 7 kere 12 84. 1 kere 2 2. 2 kere 3 6. 84 6 90. Eksi 1 kere 0 0 0. Artılar 90 etti. Sonra 4 kere 2 kere 0 0. 1 kere 0 kere 7 0. Ve buradan ne geldi? Eksi 1 kere 3 kere 3. 3 kere 3 9. Eksi 1 ile çarpınca eksi 9. Bir de kendi eksisi var tersiden ters köşegen olduğu için. Artı 9. 90 artı 9. 99. Doğru. Gerçekten de doğru. Demek ki determinant B 99'muş. Dolayısıyla sıfırdan farklıymış. Yani tersi var. Yani tekil değil. Güzel. Tersini almaya girişebiliriz. Yoksa sıfırsa zaten girişmenin anlamı yok. Yok bunu derse demektir. Boşuna bu kadar işi herhalde boşuna yapmayacağız. Ha, peki sonra ne yapacağız? Kofaktörler matrisini yani eş çarpanlar matrisini hesaplayacağız. Güzel. Bunu şöyle hazırlayabiliriz. Bakın şurada yerlerini bir defa minörler ya lazım. Kofaktörler için, eş çarpanlar için minörler lazım. Minörlerin yerlerini hazırlarız. Böyle hazırlarız. Kocaman bir
3'e 3 matris. Matrisin kendisi 3'e 3 olduğuna göre kofaktörler matrisi de, eşçarpanlar matrisi de 3'e 3 olacaktır. Kocaman böyle minörlerle birlikte bir yer hazırlarız. Yerlerini, yuvalarını hazırlarız bunların. Sonra ne yaparız? Sonra başlarına artı eksi artı, eksi artı eksi, artı eksi artılarını koyarız. Burada kitapta koymamış ama ben olsam buraya artılarını, buna artı, buna eksi, buna artı, buraya eksi, artı eksi, artı eksi, artı koyarım. Artıları koyma ihtiyacı hissetmemiş. Yani dediğim gibi ben olsa koyarım hatırlamak için, kendime de hatırlatmak için ama ziyanı yok, böyle de olur. Bakın eksiler doğru yerlerde, eksi olmayanlar da artı zaten. Doğru. Artı eksi artı, eksi artı eksi, artı eksi artı. Onlar da tamam. Peki minörler? Minörleri oluşturacağız işte. Birinci satır, birinci sütunu silince 3207. İşte bak 3207. Birinci satır, ikinci sütunu silince 0237. O da burada. Tamam. Birinci satır, üçüncü sütunu silince 0330. Tamam. Doğru. İkinci satır, birinci sütunu silince 1-107. Tamam. İkinci satır, ikinci sütunu silince 4-137. Orası da tamam. İkinci satır, üçüncü sütunu silince 4130. O da tamam. Üçüncü satır, birinci sütunu silince 1-132. Tamam. Üçüncü satır, ikinci sütunu silince 4-102. O da tamam. Üçüncü satır, üçüncü sütunu silince 4103. O da tamam. Hepsi doğru. Güzel. Sonra ne yapacağız? Sonra bu şeyleri, determinantları teker teker hesaplayacağız. İşte 3 kere 7 21, 2 kere 0 0 21. Tamam. 0 kere 7 0, 2 kere 3 6, eksi 6, eksiyle de çarpınca artı 6. Tamam. 0 kere 0 0, 3 kere 3 9. Ama nasıl eksi 9? Bir dakika. Nereden çıktı bu? Ha, şurası tersten ters köşegenine geldiği için eksi, doğru. Eksi 9. Bu da tamam. Başında artı var. Burada ters köşegen olduğu için eksi 9. Şimdi 1 kere 7 7, eksi 1 kere 0 0 7. Başında da eksi var. Eksi 7. Tamam. 4 kere 28, eksi eksi artı 3, 31. O da tamam. 4 kere 0 0, 1 kere 3, 3, eksi 3. Bir de eksiyle çarpınca artı 3. Tamam mı? Tamam. 1 kere 2, 2, eksi eksi 1 kere 3, 3, 2 daha 5. Tamam mı? Tamam. 4 kere 2 başında artı var. 4 kere 2, 8. Eksi 1 kere 0, 0, 8. Eksi başında da eksi. Eksi 8. Tamam mı? O da tamam. 4 kere 3, 12. 1 kere 0, 0. Artı var. Artı 12. Tamam. Yani kofaktörler maddesi bunun sonuçta hesaplayınca 21, 6, eksi 9, eksi 7, 31, 3, 5, eksi 8, 12 maddesi. Sonucu bu bunun. Kofaktörler maddesi bu. Çarpanlar maddesi. Sonra ne yapacağız? Bunu devireceğiz. Niye? Ek B'yi elde etmek için B maddesini yapıyoruz. Ek adjoint B'yi elde etmek için bunu devireceğiz. Ne olacak? 21 6 eksi 9 birinci satır birinci sütun olacak. 21 6 eksi 9. Eksi 7 3 31 3 o da tamam. İkinci sütun olacak. O tamam. 5 eksi 8 12 5 eksi 8 12. Bu da tamam. Burada benim kitabımda bilmiyorum bütün kitaplarda var mı bu yanlış. Benim bunu şey yaptığım yerde bu yanlış vardı. Onun yerine doğrusunu yapıştırdım ben buraya. 5 eksi 8 12 doğru şunun sütun hali. Evet. Tamam. Bu da kim? Bu da ek matris. B'nin ek matrisi. Sonra ne yapacağız B'nin tersini bulmak için? Bunu 1 bölü determinantla. Ne determinant? 99. 1 bölü 99'la çarpacağız. İşte 1 bölü B adjoint B ya da 1 bölü B ek B ile yani çarpacağız. Formülü bu. Yani 1 bölü 99 çarpı şu ek matris işte 21 eksi 7 5 6 31 eksi 8 eksi 9 3 12 şu. Bunu içeriye her birini 99'a bölmeye gerek var mı? Yok. İsterseniz yapabilirsiniz ama böyle 1 bölü 99 çarpı şu ek matris şeklinde de bırakabilirsiniz. Hiç sorun değil. Çünkü ondan sonra mesela A ile çarpınca bunu birim matris çıkması lazım. Şu ek matrisi A ile çarpınca ana köşegeni 99'lar, geri kalanı 0,10 bir matris çıkacak. 1 bölü 99 yapınca da birim matrise dönüşecek zaten. Bunu da ödev olarak işte bakın size veriyorum. A çarpı A üzeri eksi 1, A üzeri eksi 1 çarpı A yapıp birim matris olduğunu, B çarpı B üzeri eksi 1 çarpı B yapıp onun da birim matris olduğunu kendiniz görün. Sonra da bunları kendiniz de kalem kağıtla bakmadan mümkünse de ilk önce öğrenip ondan sonra bakmadan kendiniz de çözebilmeniz, kendiniz bu matrislerin terslerini alabilmeniz lazım. Şimdi artık biliyoruz ters matrisi nasıl alacağınızı. Aynı zamanda ilginç bir tuhaf özellik de öğrendik. Yabancı eş çarpanlarla Laplace açılımı. Onu da öğrendik. Onu da dağarcığımıza koyalım. Evet, bugün dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim. Kaydı durduruyorum.